Merhaba arkadaşlar, yeni bir konuyla karşınızdayım. Hemen üst sayılar konumuza bakacağız. Üst sayılar konusu önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü bu konudan her sene TEOG 1'de 7 tane soru çıkıyordu. Hemen biz kazanımlarımıza baktık. Kazanımlarımızda neler var? Anlayabileceğiniz dilden yazdım ben. Negatif üs var, bilimsel gösterim var, tam sayıları üslü biçimde gösterim ve bunları hesaplama var. Üst sayılarda 4 işlem var. Peki son 3 yılda yani TEOG ülkemizde uygulanmaya başladıktan sonra kaç tane soru çıkmış bunlardan? Negatif üsten son 3 yılda 3 soru, bilimsel gösterimden 3 soru, toplamda tam sayıları üstü biçimde gösterim ve hesaplamadan 4 soru, üst sayılarda 4 işlemden 11 soru. Burada en önemli bölümün üst sayılarda 4 işlem olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi üst sayılarda neydi arkadaşlar üst sayıların tanımı? Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımına üs alma diyoruz. Şimdi burada 2 üzeri 5'i üzerinde inceleyelim. 2 üzeri 5'i 1, 2, 3, 4, 5 defa çarpımı. Yani burada 2'yi kaç defa kullanacak? 5 defa. 5 tane. Biz bunu nasıl ifade ediyoruz? 2 üzeri 5. 5 sayısına üs. Başka bir ifadeyle bazı yerlerde kuvvet diye de geçebilir arkadaşlar. 2'ye ise taban diyoruz. Evet, mesela 4 üzeri 3. 4 üzeri 3 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 4 çarpı 4. Yani 3 tane 4'ün çarpımı. Kaç taneymiş? 3 tane. Ne olacaktır? Sonucuna da bakalım. 4 çarpı 4. 16, 16 çarpı 4'ten sonucu 64. Benzer problemler de var. Mesela 2 üzeri 5 deyince arkadaşların genel aklına ne geliyor? 2 ile 5 sayısını görünce hemen çarpası geliyor. Yani 2 çarpı 5'ten 10 diye hatalara giriliyor. Onun için dikkat etmemiz lazım. Bu arada bir hatırlatma vardı arkadaşlar. 2 üzeri 5 ile 5 üzeri 2. Bazı arkadaşlar buna eşit diyorlar. Eşit değil. Niye? Çünkü 2 üzeri 5 arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 tane 2'nin çarpımından dolayı 32'ye eşittir. 5 üzeri 2 ise 5 çarpı 5. Bu da kaçtır arkadaşlar? 25. Yani eşit değil. Bunlara dikkat edelim. Hemen örneklerimize bakalım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Ne demek eksi 2'nin dördüncü kuvveti? Eksi 2 sayısını 4 defa kendisiyle çarpmak demek. Burada üstün nerede olduğuna dikkat etmemiz lazım. Bakın burada üst parantezin üstünde. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptık. Artı 4. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptık. Artı 4. 4 kere 4. 16. Gelelim eksi 3 üzeri 3'e. Eksi 3'ü kendisiyle 3 defa çarp demektir. Eksi 3 çarpı eksi 3 arkadaşlar artı 9. 9 çarpı eksi 3 eksi 27. 3 bölü 5'in karesi. 3 bölü 5'in karesi demek eğer kesirli bir ifadenin üssü parantez üssü alınmışsa o zaman şöyle düşünüyoruz. 3 bölü 5'i kendisiyle kaç defa çarpıyor? 2. 2 defa. 3 bölü 5 çarpı 3 bölü 5. Burada hemen bir çarpma işlemini hatırlayalım. Paylar kendi arasında, paydalar kendi arasında çarpılırdı. 3 çarpı 3'ten 9 bölü 5 kere 5. 25. Bazı soru kalıpları bu şekilde geliyor. Buna dikkat ederim. Mesela 0,4'ün küpü. Yani 0,4 çarpı 0,4 çarpı 0,4. Peki biz bunu nasıl ifade edebiliriz? 4 bölü 10 çarpı 4 bölü 10 çarpı 4 bölü 10 diye ifade edebiliriz. Çıkmış bir sorunun benzeridir. 4 çarpı 4 16. 16 çarpı 4'ten 64. 10 çarpı 10 100. 100 çarpı 10'dan 1000. Şıklarda da bu şekilde cevaplarını istiyor olacaklardır. Hemen özelliklerine bakalım arkadaşlar. Birin bütün kuvvetleri 1'dir. Ne demek bu? 1 üzeri 5. Kaçtır? 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. Kaçtır 1? Ben bunu devam ettirseydim. 1 üzeri 55 olsaydı ne olacaktı? 1 çarpı 1 1 1 çarpı 1 1 1 çarpı 1 1 değişen bir şey olmayacaktı. Onun için birin bütün kuvvetleri yani 55. kuvveti de deseydi yine sonuç 1 olacaktı. Peki gelelim buraya. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'dir. Hocam diyeceksiniz ki 2n ne demek? 2n artı 1 ne demek? Hemen bunu açıkladım. 2n demek arkadaşlar matematikte 2n ifadesi çift sayıları gösterir. 2 çarpı n şeklinde yazılan ifadeler çift sayılar. Peki niye çift sayılar? En yerine 1 yazsanız 1 kere 2 2. 2 yazsanız 2 kere 2 4. 3 yazsanız 2 kere 3 6. Hep çift sayılar. Çift sayılara ben
Tek bir sayı ekler veya çıkarırsam ne bulurum? Tek sayıları. Onun için matematikte de 2n artı 1 ifadesini görürseniz o da neye karşılık gelecektir? Tek sayılara. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Eksi 1'in çift kuvvetleri. Eksi 1'in çift kuvvetleri eksi 1 üzeri 4 nedir? Eksi 1 çarpı, eksi 1 çarpı, eksi 1 çarpı, eksi 1. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1. Eksi 1 çarpı eksi 1 artı 1. 1 kere 1, 1. Peki tek kuvvet olsaydı, eksi 1 üzeri 3 olsaydı mesela. Eksi 1 çarpı, eksi 1 çarpı, eksi 1. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptık, artı 1. 1 kere eksi 1, eksi 1. Buradan yola çıkarak ne diyoruz? Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1, eksi 1'in tek kuvvetleri de eksi 1'dir. Peki sayıların çift kuvvetleri ve tek kuvvetleri ile ilgili ne diyecek? Sayıların arkadaşlar çift kuvvetleri pozitiftir. Tek kuvvetleri ise kendi işaretlerini korur. Evet. Geldik sıfırla. Sıfıra hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir arkadaşlar. Sıfır hariç diyoruz bakın. 4 üzeri 0 1'dir. Bunun bir ispatı var ama üst sayılarda bölme işlemini görmüş olmanız lazım ispatını anlamak için. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti ama nasıl? Sıfır parantezin dışında yine artı 1'dir. Peki eksi 5 üzeri 0 olsaydı ve sıfır parantezin içerisinde olsaydı. O zaman ne olacaktı? Ben size hemen şöyle bir şey sorayım. Bana 5 üzeri 0'ı sorsaydı ne derdim? 1 derdim. Peki eksi 5 üzeri 0. O zaman şöyle olmaz mı? Eksi 5 üzeri 0'ı kaç bulduk biz? 1 bulduk. Öyle değil mi? Getirip yerine yazalım. 1. O zaman sonuç kaç çıkacaktır? Eksi 1. Evet. Parantezin nerede olduğu çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hemen bu uyarımız var. Sıfırın sıfırıncı kuvveti. Sıfırın sıfırıncı kuvveti arkadaşlar normalde bir belirsizlik halidir. Bakın üniversiteye geçtiğiniz zaman, liseye geçtiğiniz zaman belirsizlik hali diye gösterecekler. Fakat ortaokuldayken, ilk öğretimdeyken size bunu ne diye yazdırıyorlar? Tanımsız. Siz de bu şekilde bileceksiniz. Sıfırın sıfırıncı kuvveti neymiş arkadaşlar? Tanımsız. Evet. Peki, buna geçmeden önce sıfırla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Sıfırın bütün kuvvetleri, sıfır hariç bütün kuvvetleri kaç eşittir? Sıfır. Ama önemli bir ayrıntı var. N sıfırdan büyük olmak üzere arkadaşlar. Yani sıfırın pozitif kuvvetleri sadece sıfırdır. Onun dışında negatif kuvvetleri zaten tanımsız olacaktır. Peki. Dikkat etmemiz gereken bir mevzu var. Onu özellikle hatırlatmak istedim. Eksi 2'nin karesi demek. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarpmak demektir. Bu da ne olacaktır arkadaşlar? Artı 4. Peki parantez içerisinde olursa 2. O zaman ne olur? İşte o zaman eksi 2 çarpı 2'dir bu arkadaşlar. Çünkü kuvvet nerede? 2'nin üstünde. Burada nerede? Parantezin üstünde. Burada sayılar bize ne diyor arkadaşlar? Eksi 2'nin karesini al. Yani eksi 2 ile eksi 2'yi çarp. Burada ise ne diyor? Önce karemi al benim. Sonra eksiyle çarp benim diyor. Evet. Eksi 4 olacaktır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Hemen bir sorularımıza bakalım. Şu ana kadarki gördüklerimizden. Mesela eksi 2'nin küpü diyor. Ne diyor arkadaşlar? 2'nin küpü. 2'nin küpü kaç? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. Başındaki eksten dolayı ne gelecektir? Eksi 8. Geldik. 7'nin sıfırıncı kuvveti kaç? Artı 1. Artı 1 diye ekledik. 4'ün karesi ama eksi 4'ün karesi mi? Hayır. 4'ün karesi. 4'ün karesi 4 çarpı 4'ten 16. Başındaki eksiden dolayı ne diye gelecektir? Eksi 16. Eksi 2'nin karesi. Biraz önce gördük. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarp diyor. O da ne olacaktır? Eksi 2 çarpı eksi 2'den artı 4 diye gelecektir. Pozitif olanları 1 toplarsak 1, 4 daha 5. Eksi 8 eksi 16 eksi 24 yapar. Artı 5 eksi 24 ne olacaktır? Eksi 19. Evet. Çıkmış bir sorunun benzerini aldım size arkadaşlar. Eksi 5 bölü 10'un küpü almış. Bunun değeri kaçtır diye direkt sınav sorusu çıkmıştı. Eksi 5 bölü 10'un küpü dediği zaman eksi 5 bölü 10 çarpı eksi 5 bölü 10 çarpı eksi 5 bölü 10 olacaktır. Bu da eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı
Eksi. Önce işaretimizi yazdık. Kesir çizgisini çektik. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 5, 125. 10 çarpı 10, 100. 100 çarpı 10, 1000. Bunu da yazdık. Eksi 125 bölü 1000. Peki arkadaşlar. Bu da çıkmış bir sorunun örneğiydi. Bir hatırlatma yapıp geçeceğim. Şimdi. Onun için temiz bir kağıt alıyorum. Üst sayılarda 4 işleme başlayacağız. Fakat 4 işleme geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biraz önce bir ifade kullandık arkadaşlar. Mesela artı 3'ün karesini alalım. Artı 3'ün 3. kuvvetini alalım. Yani bir çift bir de tek kuvvetini alalım. 3'ün karesi kaçtır arkadaşlar? 9. 3'ün küpü kaçtır? 27. İşarette bir değişme oldu mu? Olmadı. Yani pozitif sayıların üssü çift de olsa, tek de olsa değişen bir şey olmuyor. Sonuç pozitif. Peki, bir de negatif bir sayı alalım. Eksi 3'ün karesini alalım. Eksi 3'ün küpünü alalım. Eksi 3'ün karesi, eksi 3 çarpı eksi 3'ten artı 9. Eksi 3'ün küpü, eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3'ten eksi 27. O zaman ne diyoruz? Pozitif sayıların çift kuvvetli alsa, tek kuvvetli alsa sonuç pozitif. Negatif sayılarda ise üssü çift olduğu zaman sonuç pozitif. Üssü tek olduğunda kendi işaretini koruyor diyoruz. Evet. Üst sayılarda 4 işleme başlayacağız. Ama önce bir ara vereceğiz arkadaşlar.